Ağaç işlerinin önemli bir başlığı biliyorsunuz, ölçme ve markalama, işaretleme kısmı. Faydalı olacağını düşündüğüm ve daha doğru sonuçlar verdiğini düşündüğüm bir yöntem göstereyim size. Ya da değeri az bilinen bir aletten bahsedeyim, pergelden. Ama bu iki ucu metal, demir pergellerden bahsedeceğim. Şimdi normalde mesela kurt ağzı da sapın, burası görüyorsunuz, kaba şekilde şu anda, geniş fazla. Biz bunu nasıl yapıyoruz? İşte merkeze koyuyoruz diyelim ki. Buradan iki yandan 3 onda 2 olacaksa toplam genişliğimiz 16, 16 diyelim ki, şuradan işaretleyeyim. 15, 16 şurada, 16 şurada, bu şekilde işaretliyoruz. Ve daha sonra bu çizgileri uzatıyoruz diğer tarafa. Şimdi bunda ne var? Her zaman insan eli ufak tefek oynayabiliyor. Kalemin kalınlığı var. Ve bunu birkaç kere çizmeniz gerekebiliyor. Çünkü zımpara yapıp siliyorsunuz. Halbuki eğer bir pergel kullanırsak ve ben bu pergeli mesela toplam ölçünün yarısına getirirsem, ki bunu yaparken de şöyle girintileri olan cetveller kullanırsanız bu pergelin ayağı takılıyor oraya küçük bir şekilde. Şimdi ben bunu 16'ya ayarlayacağım. 16 milimetreye. Daha biraz pay için azıcık daha fazla ayarlıyorum. 16,5 gibi. Şimdi bir ayağı merkeze koydum. Öbürünü bastırdığımda buraya bir nokta çıktı. Öbür ayağı da merkeze koydum. Buraya da bir nokta çıktı. Şimdi bu her buranın bir kere iki yanının eşit olduğundan %100 eminim şu anda. Çünkü bazen göz yanılabiliyor, ufak tefek hata yapabiliyor. Bir başka güzel tarafı şu. Ben bunu çizmek istediğimde kalemin ucu direkt o noktaya giriyor. Ve bunu bakın, bakın buradan kayma ihtimali yok. Kalemin kalınlığı vesairesi gibi bir şey yok. O yüzden buradan bastırıp böyle çekebiliyorum. Aynı şekilde diyelim ki burgulluk tarafında da aynı işaretlemeyi yapabilirsiniz bu şekilde. Yine tabi burada küçülecek biraz ölçü, şimdi şey yapmıyorum da merkeze koyup bir buradan çevirip bir de buradan işaretlediğinizde yine kalemin ucunun gireceği noktalar olacak. Oradan referans alıp çok daha iyi çizebilirsiniz. Bu tekrar çizgilerde de hani diyelim ki çizgi silindi. O tip durumlarda da yine kalemin gireceği nokta belli olduğu için hataları çok azaltıyor. Öneririm böyle. Yani pergeli daha sık kullanmanızı çok öneririm. Aslında kıymeti pek bilinmiyor. Mesela burgu aralıklarını ölçerken de diyelim ki eşit aralık ölçeceksiniz. 4 açıp bunu bu şekilde ölçebilirsiniz nasıl yapmak istiyorsanız. Güzel bir alet. Pergel.